Merhaba sevgili izleyiciler, iyilik sağlık sizler için şu anda Bağdat Caddesi'nde, Caddebostan'da bir göz hastanesindeyiz. Çok değerli bir hocamızla birlikteyiz. Göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Akın Akyurt bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş programımıza. Olayım. Kataraktan bahsedeceğiz sevgili izleyiciler. Çokça duyuyoruz ama nasıl bir hastalık, nasıl belirti verir hocamızdan dinleyeceğiz. Hocam belirtileri sayabilir misiniz bize? Nasıl bir hastalıktır? Tabii ki. Katarak genellikle ileri yaş hastalığı olarak bilinmekte. Aslında her yaşta artık günümüzde karşımıza çıkabilmekle beraber genellikle 60'lı yaşlardan sonra ortaya çıkan bir hastalık. Katarak çok basit bir anlatışla gözün içerisinde bulunan saydam göz içi merceğimizin zamanla puslanması, zamanla artık saydamlığını yitirmesi ve gözün içinde bir tül perde, bir perde haline gelmesi ve görüntüyü engellemesi olayıdır. Böyle bulanık mı görüyoruz hocam? Nasıl bir belirti veriyor bizde katarakt? Evet, görme seviyesi uzakta ve yakında düşer. Hasta artık eski günlük yaşantısını görsel kalite olarak sürdüremez duruma gelir. Görme fonksiyonları azalır ve doktora acaba niye göremiyorum diye başvurduğunda çok basit bir ön segment muayenesiyle hemen biyomikroskopa oturttuğumuzda kataraktı teşhis edebiliyoruz. Hı hı. Hocam zamanla mı görmemiz bozulur yoksa birdenbire ani bir perde inme gibi mi gelir hayatımıza? Aslında süreç yavaş yavaştır fakat hastanın bunu hissetmesi bazen belli bir döneme denk gelebilir. Örneğin aslında 5 yıldan beri devam eden bir kataraktı hasta çok fazla hissetmez de son birkaç ayında artık o son noktaları da kapattığında katarakt dokusu hasta artık iyice göremez duruma geldiğinde bir doktora gitme ihtiyacı hisseder. Hı hı. Erken teşhis burada da önemli mi hocam? Daha erken teşhis konulursa katarakt başlıyor teşhisi, tedavisi daha mı kolay olur? Şimdi kataraklarda şöyle bir konu var. Katarakların ne çok erken ameliyat edilmesi ne de çok geç ameliyat edilmesi tavsiye edilir. Eskiden katarak ameliyatları şimdi günümüzde olduğu gibi fakolarla, lazer fakolarla yapılmıyordu. Ve bayağı bazı aletlerle gözün içine girilerek katarak dokusu çıkartılıyordu manuel olarak, kaşıkla hatta. Ve ondan sonra da dikiliyordu. Hani konservenin kapağı gibi göz açılıyordu, ondan sonra da kapak kapatılıp göz dikiliyordu. Bu tip kataraklarda kataraktın ilerlemesine izin veriliyordu. Hmm. Yani taşlaşması, kataraktın ağırlaşması ki kolay çıkarılabilsin diye hatta. Hmm. Şimdi artık bu katiyen böyle değil günümüzde. Ne kadar sert bir katarakla karşı karşıya kalırsak bu kesindir. Ameliyat o ölçüde zorlu geçer. Hmm. O yüzden katarakt hiç oluşmadan da tabii almak gibi bir kavram olmamalı ama katarakt başlayıp da hastaya belli bir şikayeti yaratmaya başladıktan sonra artık alınma evresine yavaş yavaş geçilse iyi olur. Artık bekletilmeyecek kadar. Sevgili izleyiciler, gözlerinizle ilgili sıkıntı yaşıyorsanız şu an burada göz hastalıkları uzmanımız var, Akın hocamız. Ekranın altındaki numaralardan bizi arayacaksınız, kendisine sorularınızı ileteceksiniz. Katarakla da ilgili olabilir, diğer göz hastalıklarıyla da ilgili olabilir. Biz bugün özellikle katarakta işliyoruz ama siz her konuda bizi, hocamızı arayıp sorularınızı sorabilirsiniz. Peki hocam, diyelim ki görme bozukluklarımız başladı, size geldik. Nasıl bir süreç bekliyor bizi? Tanıyı nasıl koyuyorsunuz? Öncelikle muayeneyle başlıyoruz. Hastamızı muayene masasına oturttuğumuz ve mikroskopla baktığımız zaman eğer söz konusu görme azlığı bir kataraksa zaten hemen karşımıza çıkıyor. Bunun için herhangi bir ileri tetkik yapmamıza gerek olmuyor. Ama her türlü katarakt hastasında, daha doğrusu katarakt ameliyatı aday hastada çok önemli dikkat edilmesi gereken birkaç konu var. Bu da acaba bu görme azlığına neden olan tek konu katarakt mı? Hı hı. Örneğin hastada katarakt gerçekten vardır ve görmesi azdır. Bakarız, kataraktı teşhis ederiz, görürüz. Ama yaptığımız bazı tetkiklerde örneğin bunun yanı sıra gözün arkasında bir sarı nokta hastalığı olduğunu tespit ederiz. Hmm. Veya hastada bir glokom hasarı gelişmiştir görme sinirlerine ait olarak. Hmm. Veya farklı bir retina problemi vardır. Bu da ileri tetkiklerde ortaya çıkan bir konudur. Ve biz hastaya bu durumda nasıl bir yol izlemesi gerektiğini anlatırız. Yani katarakta mı öncelik verilecek, diğer hastalıklara mı öncelik verilecek veya kombine olarak bir tedavi mi uygulamak gerekiyor. Kısaca söylemek istediğim, bir görme azlığıyla hekime başvuran bir hastada evet katarak bir ön bulgu olarak görülebilir, vardır. Ama görme azlığına sebep olan tek faktörün katarak olup olmadığının ortaya çıkartılması bir bunun kadar da önemlidir. Yani doğru teşhis, doğru tedavi, aynen, kişiye özel tedavi burada, aynen, da çok önemli. Aynen. Her rahatsızlıkta olduğu gibi. Sahip olduğu ek hastalıklar bizim katarak operasyonu esnasında gözün içine koyacağımız merceğin cinsini bile etkileyecek. Hmm.
Peki hocam, katarakt teşhisi kondu diyelim. Tedavisi cerrahi midir mutlaka? Kataraktın tek bir tedavisi vardır, o da cerrahi tedavidir. Hı-hı. Keşke hani bir damlası, bir hapı olabilseydi. Hastalar da bunu çok arzuluyorlar ama öyle bir tedavi maalesef yok. Cerrahi olarak tedavi etmek gerekir. Peki cerrahi deyince biz biraz korkuyoruz, ameliyat evet. deyince. Katarakt ameliyatı ne kadar sürer? Bir de hastalar acı hissediyorlar mı hocam? Bir defa ağrı veya acı hissetmeleri bugünkü teknolojide, bugünkü teknolojik çağda mümkün değil. Hı hı. Elimizde çok güçlü ağrı kesici ajanlar var ve biz artık ameliyatlarımızı bayıltarak, iğne yaparak, gözü birkaç yerden iğneyle delerek falan yapmıyoruz. Hani bazen akıllarda bu tip soru işaretleri de var. Damlayla uyuşturuluyor gözler katarak operasyonlarında. Damla çok basit bir şekilde bize yetecek kadar bir anestezi süresi veriyor. Hastanın en ufak bir şekilde ağrı hissetmesine gerek yok. Böyle bir konu söz konusu değil. Ve operasyon esnasında da gözün içini ayrıca uyuşturuyoruz hasta hiç hissetmeden. Dolayısıyla son derece konforlu bir 5-10 dakika geçiyor aşağı yukarı. Yani ortalamada bizim sürelerimiz 7-8 dakikalar civarındadır. 10 dakikadır diyelim aşağı yukarı. Yani ameliyata hazırlanma süresi, ameliyat olma süresiyle beraber ameliyathaneden çıkma süresi neredeyse 10 dakika diyorsunuz. Ve bu süre içinde de hiçbir acı hissetmiyor hastalar. Hissetmiyor. Operasyonun kendisinin yaklaşık olarak bir 10 dakika sürdüğünü düşünürsek hastanın toplamda harcaması gereken dakika süresi belki 15-20 dakikadır. Hani içeride bulunduğu süre içerisinde. Operasyonun kendisi de 10 dakikalık bir operasyondur. 10 dakikalık bir operasyonda... Ancak şunu mutlaka belirtmek lazım. Çok yüksek bir teknolojinin kullanıldığı ve göz emeğinin ve operasyon kalitesinin en üst düzeyde olduğu, operasyon esnasında iki elin ve iki ayağın çalıştığı bir operasyondan bahsediyoruz. Hı-hı. Hani 10 dakika deyince bu ancak deneyimli ellerde 10 dakika, 10 dakika. Sürebilen bir ameliyat. Yoksa hani şu anda herhalde günümüzde yapılan tüm operasyonlar içerisinde, tıbbi anlamda söylüyorum, en yüksek teknolojiyi kullanan, en fazla emek ve göz nuru gerektiren operasyonlardan biri olduğunu mutlaka eklemek lazım. Aslında dile kolay diyoruz. Aynen. Mutlaka bir tecrübe var, bir emek tabii. var bu işin içinde. İzleyicilerimizle de bunu paylaşmak istiyoruz sevgili izleyiciler. Şimdi operasyon anını, hatta girmeden öncesini, operasyon anını ve sonrasını gözlerinizle göreceksiniz. Hastalarımızla röportajlar yaptık. Beraberce izleyelim. Merhaba. Merhabalar. İsminizi alabilir. Osman Yılmaz İnan. Kaç yaşındasınız? 66. Şikayetleriniz nelerdir? Gözümü görmem bulanıklaştı. Gözlüğümün derecesi yetmedi. Dolayısıyla muayenelerden sonra katarağın ilerlediğini öğrendim ve ameliyata karar verdim. Ne hissediyorsunuz? Yani kapıda, ameliyat kapısında ne hissedilir? Heyecanlı mısınız? Biraz. Doktorunuz anlattı mı size? Her şeyi çok güzel anlattı Akın Bey. Yani bu doğal bir heyecan, yoksa yani operasyonla falan herhangi bir endişem yok. İnşallah operasyondan sonra da sohbetimizi yapacağız. Sağlıklı olarak röportajınızı alacağız. Ameliyat iyi geçecek. Merhabalar hocam. Şu an bir operasyonu bitirdiniz. Nasıl geçti Osman Bey'in operasyonu? Osman Bey'in ameliyatı harika geçti. Kendisinde yaklaşık 4,5 numara civarında hipermetropi ve 1,5 numara civarında bir astigmat vardı. Akıllı mercek koyduk gözün içine. Bu mercek sayesinde şimdi yaklaşık birkaç gün içerisinde, bir hafta içerisinde tüm odakları, uzağı, ortayı, yakını, hani tabiri caizse gözü sıfırlanmış şekilde görebilecek. Bu şekilde bir operasyon geçirdi kendisi. Hocam Osman Bey artık kartal gibi görüşlere sahip. Artık inşallah bundan sonra kartal gibi görecek. Öyle söyleyebiliriz. Osman Bey ne hissediyorsunuz? Gayet iyi hissediyorum. Yani bir operasyon geçirdim. Biraz şey yaptım tabii, kendi içimde sıktım ama çok rahat bir operasyon. Yani çok da iyi göreceğime inanıyorum. Acı oldu mu? Acı hissettiniz mi? Yok. Yani acı hissettim dersem doğru olmaz. Tabii ki bir işlem dolayısıyla bir takım hissiyat oldu ama acı şeklinde değil bu. Yani benim gibi bulanık görenlere, gözlükle düzelmeyenlere tavsiyem hemen alsınlar bu ameliyatı. Çok teşekkürler. Rica ederim. Peki
Hocam operasyonları yaptık, çıktık. Şu anda odanızda sohbetimize devam ediyoruz. Osman Bey'in operasyonu dediğiniz gibi 10 dakika içinde tamamlandı ve çıktığında aynen, zaten da bunu gördük. Evet. Gözlerimizi de gördük. Neler söyleyeceksiniz? Osman Bey bu dakikadan sonra neler yaşayacak? Şimdi Osman Bey'in bir öncesine gelirsek, Osman Bey'in gözlerinde hem başlamış olan bir katarakla beraber aynı zamanda yüksek göz bozukluğu da mevcuttu. Kendisinde uzak göz bozukluğu anlamında 4,5 derece hipermetropi ve üzerinde 1,5 numara civarında astigmatı vardı. Yakındaki değerleri de 7'ye yakındı. 7 numara hipermetrop bir gözlük kullanıyordu yakında. Ve katarak da gelişmişti ve bir şekilde hani bunların tamamından aynı anda kurtulabilir miyim düşüncesi kendisinde vardı. Hem kataraktım alınsın ama ben öyle bir ameliyat olayım ki katarak ameliyatından sonra ayrıca tekrar yaşam boyunca bir daha hiç gözlük takmayayım. Eğer bir kişi bu düşüncedeyse ameliyat planımız, ameliyat planlamamız tamamen değişiyor. Hı. Mercek seçimlerimiz ona göre değişiyor. Hı hı. Elimizde bununla ilgili oldukça geniş bir teknolojik donanım mevcut. Ve biz operasyon planımızı hastanın bu isteğini göz önüne alarak gerçekleştirdiğimizde kendisine ömür boyu gözlüksüz bir yaşam vaat edebiliyoruz. Yani aynı anda hem katarakt hastalığımızdan kurtuluyoruz sevgili izleyiciler, hem de varsa göz bozukluğumuz numaralarımız onlar da sıfıra indirilmiş oluyor. Onlar da sıfıra indirilmiş. Sıfıra indirme tabirinde hani belki çok basit hafif dinlendirici gözlük seviyelerine iniyor fakat hastamız bunu günlük yaşantısında hiçbir şekilde kullanma zorunluluğu hissetmiyor. Hı hı. Belki çok ince ayrıntılarda hafif bir numaraya ihtiyaç duyuyor ama belki ona bile ihtiyaç duymuyor. Yani o kadar hani tırnak içinde sıfıra yakın bir değerde oluyoruz. Hı hı. Peki akıllı merceklerden bahsedelim biraz. Operasyonun esnasında kullandığınız mercekler var sanırım. Doğru. Biraz bilgilendirir misiniz hocam? Tabii ki. Akıllı mercekler hastamızda özellikle 40'lı yaşlardan sonra, 45'li yaşlardan sonra yakını da görme olarak bozulmuş olan kişilere uyguladığımız mercekler. Bunların özelliği trifokal özellikte olmaları ve hastaya hem uzak hem orta mesafede hem de yakın mesafede ömür boyu gözlüksüz bir yaşam sunabilmeleri. Gözün içine multifokal dediğimiz bu tip mercekler takılan hastalar tabi testlerle ameliyattan önce böyle bir merceği kabul edip etmeyeceklerini biz anlayabiliyoruz. Hı hı. Ve her şey uygun gitti ve biz kendilerine multifokal mercek taktık. Artık ameliyattan sonraki ilk hafta içerisinde gözlüksüz, uzak, orta, yakın tüm mesafeler kendilerine sunulmuş oluyor. Hı hı. Hocam Metin Bey de böyle bir operasyon mu geçirdi? Evet, Metin Bey de aynen böyle bir operasyon geçirdi. Evet, şimdi izleyicilerimizle Metin Bey'in deneyimlerini de paylaşalım. Metin Sever. Kaç yaşındasın? Normal yaşım 60 ama 45 yaşında hissediyorum. Harika. Ne sıkıntınız vardı gözlerinizle ilgili Metin? Uzak ölçüm 2 idi. Yakın ölçüm 4 numaraydı. Astigmatım vardı. Artık yıllardır gözlükten çok fazla sıkıldım. Son zamanlarda biraz kataraktan da şüpheleniyordum. Ama esas sıkıntım görme bozukluğuydu. Bir tavsiye üzerine Akın Hoca'ya geldim. Çok basit bir ameliyat, operasyondan birer gün arayla iki operasyon geçirdim. Yaklaşık 28 gün falan oldu. 3-4 ayı bulur dediler ama ben bütün işlerimi hala faal çalışıyorum. Bilgisayar, çalışma ortamında her türlü işimi çok rahatlıkla yapabiliyorum şu an. Operasyon, pardon. Okuyabiliyorum. Operasyon ne kadar sürdü süresi? 10 dakika gibi falan. Çıktığınızda ne hissettiniz? Acı vesaire, ağrı hissettiniz? Ben tek başıma geldim, tek başıma gittim. Refakatçim falan yoktu. Hiçbir ağrı hissetmedim. Çok güzel oldu. Eskiden yapamadığınız, göremediğiniz ama şimdi farklı olan hayatınızda neler var Metin Bey? Bir defa her şeyden önce burnumun üstünde gözlük yok. Önemli bir şey. Yani çok büyük bir tesadüfle gözlüğümü almadığım zaman araba kullanırken kadranı bile göremiyordum. Şimdi özellikle orta mesafe çok rahatladı. Uzak mesafe rahatladı. Şu an birazcık geceleri ışıklarda bir böyle çarpma gibi falan oluyor ama normal bir neticeymiş. Zaman içinde geçecek. Gazete okuyabiliyor musun? Çok rahat. Kitap okumayı sever misin? Severim ama daha başlamadım. Çünkü zaten iş tempom çok ağır.
yakın bir zamanda kitaba da başlarım. Çok daha iyi mi hissediyorsunuz net görünce? Sorun bitireyim, soru cevap verin, üst üste binmesin. Daha rahat mı hissediyorsunuz kendinizi, güvende mi hissediyorsunuz daha iyi görünce? Çok daha rahat hissediyorum kendimi. Peki işlerinize ara vermeniz gerekti mi Metin Bey? Operasyondan sonra. İki gün falan. Yani iki gün bile denmez. Çünkü bir gözüm açıktı zaten. Onun için çok az ara verdim. Gözü bozuk izleyicilerimize ne tavsiye edersiniz? Ben gerçekten çok zorlandım. Çünkü yeni sistemler bunlar. Neticelerini daha tam bilemiyorduk. Ben yaklaşık 1-1,5 senedir düşünüyordum buna benzer şeyler. Bir arkadaşım Akın Bey de böyle bir operasyon geçirmiş. Onun tavsiyesiyle cesurca geldim. Çok memnunum. Herkese tavsiye ediyorum. Yani gözlükten rahatsız olan herkese tavsiye ediyorum. Peki hocam, Metin Bey'in röportajını da dinledik. Aslında 65 yaşındayım ama artık daha iyi görüyorum. 45 yaşında hissediyorum kendimi dedi. Zaten bu operasyondaki esas cümle şu, hani yaşınız sizi ele vermesin. Hani sonuç olarak 65 yaşında bir insanın uzak yakın görme sorunları varsa yakını bir şekilde gözlüksüz okuyabilmesi mümkün değil. Hatta birçok yerde sosyal yaşamda eline bir restoranda bir menü aldığında onu gözlüksüz okumaya başladığında yaşıtları çok şaşıracaktır örneğin. Hani herkes gözlüklüyken o tamamen gözlüksüz okuyabiliyor durumda. 28 gün oldu operasyon geçirelim dedi. Sadece gece araba kullanırken henüz biraz sıkıntı var. Onlar da geçecek eminim. Rahatça kitap okuyabiliyorum dedi. Aynen. Metin Bey bize. Sevgili izleyiciler, siz de gözlerinizde sıkıntı yaşıyorsanız, eğer görmenizde bir problem varsa ekranın altındaki numaralardan bizi arayabilirsiniz. Akın hocamıza sorularınızı yöneltebilirsiniz. Peki hocam, tekrar etme durumu var mı? Genelde izleyicilerimizin aklına bu geliyor. Diyelim ki bu operasyonu geçirdik. Akıllı merceklerimizi yerleştirdiniz. Artık görüşümüz düzenlendi. Bu hastalıkların tekrar etme durumu var mı? Bunlar ömür boyu sabit değerlerdir. Bir insanın gözüne multifokal akıllı mercek takıldığında numara ömür boyu sabit kalır. Hani 50 yaşında bu ameliyatı geçiren bir hasta, ben 55 yaşına geldiğimde veya 60 yaşıma geldiğimde acaba tekrar numaram ilerleyecek mi kaygısı içinde. Böyle bir olay yok. Çünkü gözün içine koyduğumuz mercek olayı tamamen durduruyor. Artık yaşa bağlı bir numara ilerleyebilmesi kavramı ortadan kalkmış oluyor bu mercekle. Burada belki üzerinde durulması gereken iki tane önemli alt başlık var. Bunlardan birincisi, böyle bir akıllı mercek operasyonu geçirmek için katarakt bir şart değil. Bir defa bunu bilmek gerekiyor. Evet, hastanın kataraktı varsa ve kataraktından kurtulmak istiyorsa akıllı mercek seçeneği çok güzel bir seçenek. Mutlaka düşünülmesi gereken bir seçenek. Hastanın o açıdan incelenmesi gerekir. Acaba hastanın gözü gerçekten böyle bir operasyona uygun mu? Örneğin hastada sarı nokta hastalığı olmayacak. Bir ağır bir göz tansiyonu hasarı görmemiş olacak. Optik sinir lifleri henüz işliyor olacak, sağlam olacak. Eğer bu altyapılara sahip bir gözse, korneasında bir problem yoksa, olay salt, kataraksal bir problemse, o zaman akıllı mercekle tamamen gözlüksüz bir yaşama kavuşabilir. Ama bende katarak yok ama ben böyle bir yaşam istiyorum, ne yapayım diyen bir 55 yaşında bir insan düşünelim, aynı şekilde bizim için adaydır. Bu operasyonlarda gözün içindeki saydam merceği, ki o saydam mercek şu anda artık yakını gördürme fonksiyonunu gösteremiyor. O yüzden hastalarımız presbiyop olmuşlar, yakını göremiyorlar. Bu takdirde bu merceğin multifokal bir mercekle değiştirilmesi, aynen katarak operasyonda uyguladığımız işlem gibi bir işlemden geçmesi, hastamıza ömür boyu gözlüksüzlük sağlarken aynı zamanda bir daha ömür boyunca katarakta bir konumda olmamasını temin edecek. Aslında hem de önleyici bir tedavide olmuş oluyor. O amaçla gerçi yapmıyoruz. Önlemek açısından yapmıyoruz. Hastayı gözlüksüzleştirmek için bunu gerçekleştiriyoruz ama bir daha da katarakt olmayacak tabii ki yaşam boyunca. Artı bir avantajı da eklenmiş oluyor tedavi. Peki hocam, biz şu an yurt dışından da izleniyoruz. Avrupa'dan, Anadolu'dan, her yerden izleniyoruz. Yurt dışından hastalarınız geliyor mu? Onlar için konforlu bir operasyon mu bu? Özellikle yurt dışından bu konuyla ilgili, akıllı merceklerle ilgili inanılmaz büyük bir istek söz konusu. Onlar için birkaç açıdan çok konforlu burada bu operasyonu geçirmek. Çünkü bu akıllı mercek operasyonları yurt dışında inanılmaz pahalı.
Yani bizim herhalde en az 2 veya 3 katımız fazlalığında bir ücret talep ediliyor. Sigorta şirketleri katarak olmadığı takdirde karşıladığı bir işlem değil yurt dışında. Dolayısıyla bizim Almanya'dan, Hollanda'dan, Belçika'dan, İsviçre'den, özellikle Orta Avrupa'dan çok fazla hastamız var. Bu konuda bize talep geliyor. Ve operasyonların burada birkaç gün içerisinde oluyorlar. Sadece hafif bir işte uçak masrafı, burada birkaç gece konaklama, hem de bir İstanbul'u görmüş oluyorlar. Hem tatil yapmış oluyorlar, hem sağlıklarına kavuşmuş oluyorlar. Aynen, bir sağlık turizmi anlamında bu çok rahatlıkla gerçekleştiriliyor. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Sevgili izleyiciler, operatör Doktor Akın Akyurt'la beraberdik. Göz hastalıkları uzmanımızla hem katarak ameliyatının korkulacak hiçbir şey olmadığını, hem de göz bozukluğunuz varsa bu akıllı lensler sayesinde ömür boyu gözlüksüz yaşayabileceğimizi öğrendik kendisinden. İyilik, sağlık tüm hızıyla devam edecek. Bizi izlemeye devam edin.